Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz 18. kazanım kavrama testindeyiz bakalım birinci sorumuzdan başlayalım hemen Diyor ki mantarların organik atıkları ayrıştırma, ilaç üretimi, besin kaynağı olma gibi faydalarının yanında bazı canlılarda hastalık yapma gibi olumsuz etkileri de vardır. Buna göre mantarlarla ilgili hangileri söylenebilir? Şimdi bakın şunu çıkaracağız. Eğer organik atıkları ayrıştırıyorsa o zaman ayrıştırıcı özelliği var. Daha sonra ilaç üretiminde kullanıyorsa demek ki ilaç sanayisinde kullanılıyor. Besin kaynağı olma. O zaman demek ki bazı canlılar tarafından tüketiliyor. Ayrıca diyor olumsuz etkileri de vardır. Bu olumsuz etkisi de arkadaşlar nedir? Parazitlik etkisidir, değil mi? Parazitlik etkisi. Bakalım. Diyor ki, ototrof organizmalardır. Ototrof ne demek? Kendi besinini kendisi üreten canlı demektir. Mantarlar besinlerini hazır alır, yani heterotroftur. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Parazit ve çürükçül türleri vardır. Evet, zaten ayrıştırma dediği çürükçül, yani ayrıştırıcı. Paraziti de zaten yazdık arkadaşlar doğrudur madde döngüsünde görev alır şimdi e Organik atıkları ayrıştırma diyor ya. Bu ayrıştırmayı özellikle azot döngüsünde yapıyor arkadaşlar. O yüzden de azot döngüsünde görev alıyor. Yani madde döngüsünde görev alıyor. Doğrudur. Bazı antibiyotiklerin üretiminde kullanılır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Diyor ya ilaç üretimi diye. Zaten antibiyotiklerin üretiminde de kullanılıyor. Bu durumda hangileri doğrudur? Denizli şıkkı 2 3 ve 4 doğru olur. Peki aşağıdaki ifadelerden hangisi protista aleminde yer alan canlılar için ortak bir özellikti? Şimdi protista hangi canlıları barındırıyordu? Tek hücreli bazıları çok hücreli de olabiliyor arkadaşlar. Tek hücreli ökaryot canlıları barındırıyor. Mesela amip, amip, paramesyum, alg. Daha sonra öklena gibi canlılar arkadaşlar bunlar nerede bulunuyor protista aleminde ve protista'nın tamamı nedir ökaryot canlılardır ökaryot ökaryotların ilk ee, grubudur diyebiliriz. Aktif hareket etme. Aktif hareket etme hepsinde yok arkadaşlar. Mesela bazı harfler hareket edemiyorlar aktif olarak. Dolayısıyla bu ortak değil. Fagostoz ile beslenme. Öglenanın hücre çeperi gibi bir yapısı vardır. Dolayısıyla bu fagostoz yapamaz. Dolayısıyla bu da ortak değil. Konjugasyon yapma. Bunların içerisinde sadece paramesyum konjugasyon yapar. Diğerleri yapmaz. Bu arada konjugasyon neydi? Gen aktarımı değil mi? Konjugasyon bakterilerde de görüyordu. İki tane Bakteri yan yana geliyor, birbirlerine gen aktarıyor arkadaşlar. Paramesyumda da aynı durum vardır gen aktarımı. Bu arada fagositozu da hatırlatayım tekrardan. Fagositoz neydi? Büyük katı besinlerin şöyle yalancı ayak oluşturularak hücre içerisine alınmasına biz fagositoz diyoruz. Bakın şöyle besinimizi fagositoz yani yalancı ayaklarla içeri almaya biz ne diyoruz? Fagositoz diyoruz. Bu da ortak değildir. Fotosentez ile oksijen üretme arkadaşlar. Alg, öglena fotosentez yapabilir ama paramesyum, amip gibi eee protist aleminde yer alan canlılar yapamıyor. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Ama ökaryotik hücre yapısına sahip olma hepsinin ortak özelliğidir arkadaşlar. Cevabımız edirne şıkkı olacak. Üçüncü soru. Bitkiler aleminde yer alan tüm canlılar hangilerine sahiptir? Bakalım. Nişasta depolama. Arkadaşlar nişasta depolamaya hepsi sahip. Dolayısıyla bunu alıyoruz. Çünkü zaten nişasta bitkilerde bitkisel bir depo polisakkaritli dolayısıyla nişasta depolama hepsinde var besin sentezleme demişim besin sentezleme hepsinde yoktur neden yok çünkü arkadaşlar tam parazit bitkiler var tam parazit bitkiler vardır bu tam parazit bitkiler maalesef besin sentezleyemiyorlar üzerinde yaşadıkları bitkiden elde ediyorlar besinlerini dolayısıyla bu ortak değil yani tüm tüm bitkilerde yer almaz. Kök ve gövdeye sahip olma mesela kara yosunları gibi bitkiler arkadaşlar gerçek kök ve gövdeye sahip değildir. Dolayısıyla bu da yine hepsinde bulunmaz. Selüloz çeper bulundurma hepsinin ortak özelliğidir. Selüloz çeper hücre zarını dıştan sararak bitki hücresinin kurulmasını sağlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 1 ve 4 olur. Yani Bursa şıkkı olur cevabımız. Gelelim dördüncü sorumuza. Protista aleminde yer alan canlılarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Kitin hücre duvarına sahiptir. Arkadaşlar yanlış olan şıkkımız bu olacak. Neden? Çünkü kitin hücre duvarı mantarlarda görülüyor. Mantarlarda görülür kitin hücre duvarı. Bunlarda hücre duvarı farklı yapılara sahip. E, farklı maddeler katılıyor. Dolayısıyla bazılarında var zaten hücre duvarı. Hepsinde yok. Bu yüzden de kitin hücre duvarına sahiptir. Bu yanlış olacak. Çünkü mantarların bir özelliğidir kitin hücre duvarı. Diğer diğerlerine bakalım. Saprofit yaşayan türleri vardır. Doğru. Saprofit ne demekti? çül Yani ayrıştırıcı olanlar. Bu doğrudur arkadaşlar. İçlerinde var. Tamamı ökaryottur. Zaten protistaların genel özelliği ökaryotik olması. Ototrof ya da heterotrof beslenebilir. Evet. Bazı türleri kendi besini kendi üretir üretirken bazıları dışarıdan hazır alıyor. Dolayısıyla bu da olur. Tek hücreli ve çok hücreli türleri vardır. Bu da doğru. Mesela amip, paramesyum, öglena bunlar tek hücreliyken alk gibi bazıları da arkadaşlar çok hücreli. Mesela cıvık mantarlar da aynı şekilde çok hücreli olabiliyorlar. Cevabımız ne olacak A şıkkı olur. Beşinci soru. Bitkilerin kökleriyle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bitkiyi toprağa bağlama, Bitkinin kökü toprağa bağlar mı? Bağlar, değil mi? O yüzden bu doğru. İnorganik besinlerden organik besin sentezleme. Arkadaşlar bunu bitkinin kökü yapmaz. Bunu bitkinin yaprakları yapar. Yaprakları şöyle yazalım. Bir de genç gövdeler yapar. Genç gövde. Hani yeşil olan gövdeler var ya, yeşil gövdeler yapar. Bir de yapraklar yapar. Dolayısıyla kök bunu yapmaz. Bu gitti. Su ve minerallerin bitki alınmasını sağlama. Evet, bunu yapar. Eee kökemici tüyleri vardır. Yine kök zaten her tarafa uzanabildiği için su ve minerallerin topraktan alınmasını sağlıyor. Besin depo etme bu da vardır. Mesela havuç bir köktür. Havucun içerisinde besin depolanır. Biz de onu besin olarak zaten tüketiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da var. Cevabımız 1-3-4 şeklinde olur. Yani denizli şıkkı olacak. Altıncı soru kapalı tohumlu bitkiler yargılarından hangilerine sahiptir? Şimdi kapalı tohumlu bitkiler deyince bakın aklınıza şu gelsin arkadaşlar bir fasulyeyi düşünüyorsunuz. Bir fasulyeyi düşünüyorsunuz. Çünkü fasulye kapalı tohumlar içerisinde çift çenekli olanlardır. Bir de mısır düşünüyorsunuz. Mısır. Mısır da tek çenekli olandır. Hani biz kapalı tohumluları çift çenekli ve tek çenekli olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi diyor ki damar bulundurmaz. Arkadaşlar tohumlu bitkilerin tamamı damar bulundurur. Damar nedir? İletim demeti. Dolayısıyla iletim demeti tüm kapalı tohumlularda bulunur. O yüzden bu gitti. Meyve oluşumu gerçekleşmez demiş şimdi meyve oluşumu e, kapalı tohumlu bitkilerde arkadaşlar gerçekleşiyor gerçekleşmez diye bir şey yok mesela fasulye nedir bir meyvedir mısır nedir bir meyvedir dolayısıyla bu da gitti üreme organı çiçektir evet kapalı tohumlu bitkilerde üreme organı çiçektir çiçeğin üzerinde zaten dişi organ erkek organ var orada üreme gerçekleşiyor doğrudur. Tamamının gövdesi odunsudur. Hayır bakın mesela mısırı düşünelim veya buğdayı düşünelim. Bunların e, gövdeleri odunsu değil, otsudur arkadaşlar. Dolayısıyla bu da buna da sahip değil. Burada tamamı falan dediği için almıyoruz. Normalde kapalı tohumların içerisinde odunsu gövdeye sahip olanlar var tabii ki. Ama tamamının gövdesi odunsudur demesi yanlış olur. Yaprakları iğne şeklindedir. Bu da yanlış arkadaşlar. Yaprakları iğne şeklinde olan açık tohumlu bitkilerdir. Hani şu çam, sedir, ladin gibi bitkiler var ya. Özellikle çamı çok iyi biliyoruz değil mi? Çünkü etrafta bir sürü var zaten. Bunlar açık tohumlu bitkilerin özelliğidir. Kapalı tohumlularda yapraklar iğne şeklinde değil. Genellikle parçalıdır veya işte Hani mesela şöyledir arkadaşlar parçalı olabilir düzgün bir şekildedir. Yaprakların iğne şeklinde olması açık tohumlulara özgü bir özelliktir. Burada hangilerine sahiptir diyor sadece hangisini bulduk 3 numarayı bulduk. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 aşıklı olacak. 7. soru. Protista aleminde görülen beslenme çeşitlerinden hangileri mantarlar aleminde de görülür? Şimdi mantarlar saprofit beslenebiliyor mu? Yani çürükçül beslenebiliyor mu? Evet besleniyor. Özellikle bu özellikleriyle madde döngüsünde görev alıyorlar. Parazit beslenebiliyorlar mı? Evet bizlerde hastalığa sebep oluyorlar arkadaşlar. Mesela tırnak mantarı işte ayak mantarı falan parazit mantarlar tarafından gerçekleştiriliyor. Ototrof beslenme mantarlarda yoktur. Mantarların tamamı heterotroftur. Ne demek de ototrof, heterotrof? Çok iyi ayırt etmeniz lazım. Ototrof kendi besini kendi üreten. Bakın oto otomatik kendi besin üretiyor. Heterotrof da dışarıdan hazır alandır. Mantarlarda ototrof yok. Sadece heterotrofturlar arkadaşlar. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Cevabımız 1 ve 2 denizli şıkkı olacak. 8. soru. Protist alemi içerisinde yer alan canlılardan hangisi? Volvox, Pandorina gibi koloniler oluşturabilir. Arkadaşlar koloniler ilk defa protista aleminde görülüyor. Peki koloni nedir? Koloniden bahsedelim. Arkadaşlar koloni birçok hücrenin yan yana gelerek bir arada yaşamasıdır. Volvos kolonisinde iş bölümü varken Pandorina kolonisinde iş bölümü yoktur. Her hücre kendi işini kendisi görüyor. Sadece bir arada bulunuyorlar. bunu yapan, bu koloniyi oluşturabilen canlılar algilerdir arkadaşlar. Zaten ilk çok hücrelilik algilerde görülüyor. Dolayısıyla cevabımız A olacak. Burada yazdıklarının hepsi nedir? Tek hücreli canlılardır. Volvox ve Pandorina ne dedim? Çok hücrenin yan yana gelmesiyle oluşan bir topluluktur arkadaşlar. Cevabımız A olacak. Dokuzuncu soru. Nişasta depolayabilen çok hücreli bir canlı için yargılarından hangileri söylenebilir? Şimdi nişasta depolayabilen çok hücreli bir canlı ne olur ancak? Bitki olur, değil mi? Bitki. Bakalım bitki için ne söyleyebiliriz? Hücre çeperi selüloz mu? Evet, bunu biliyoruz. Karbondioksit özümlemesi yapıyor mu? Yapıyor. Karbondioksit özümlüyor. Onu besine çeviriyor, değil mi? Doğru. Tüm hücrelerinde kloroplast bulundurur demiş. Arkadaşlar. Ee, hücrelerin tamamında kloroplast yoktur. Sadece fotosentez yapanlarında vardır. Dolayısıyla mesela kök hücresinde, gövde hücresinde bunlarda kloroplast yok. Yapraklarda bulunuyor ve otsu gövdelerde bulunuyor kloroplast. Yeşil olan yerlerde. Dolayısıyla bunu almayacağız. Cevabımız Denizli şıkkı 1 ve 2 olacak. 10. sorumuz Mantarlar aleminde yer alan canlılar özelliklerinden hangileri bakımından bitkilere benzetilebilir? Bakalım. Şimdi hücre duvarının varlığı demiş. Bitkilerde de var mı hücre duvarı var. O zaman bu yönden benzetebilirim. Heterotrof beslenme. Bitkiler nasıl besleniyor? Bitkiler ototrof besleniyor değil mi? Ototrof besleniyor. Dolayısıyla ben bunu almam. Sporla üreme. Arkadaşlar sporla üreme bitkilerde de görülüyor. Dolayısıyla bunu da alabilirim. Spor neydi bu arada? Sporda dayanıklı hücrelerdir. Bu sporlar arkadaşlar etrafa bırakılır. Bu sporlar çimlenerek yeni canlılar oluşturur. Mantarlarda da görülür, bitkilerde de görülür. Özellikle kara yosunlarında sporlu üreme vardır. Monomerlerden polimer sentezi, mesela protein sentezi. Protein sentezi nedir monomer? Monomer proteini yapı taşı olan amino asit. Amino asitler yan yana geliyor. Polimer olan protein üretiyor. Protein üretimi tüm canlılarda ortak mı? Ortak o zaman Mantarlarda da bitkilerde de görülür diyoruz. Cevabımız ne olacak? 1, 3, 4 olur arkadaşlar. Yani denizli şıkkı olacak. 11. soru. Mantarlar aleminde yer alan canlar için aşağıda verilenlerden hangisi ortaktır? Bakalım. Ökaryot yapılı olma, parazit beslenme. Şimdi bakın. Ortak olan hangisi aynı protistadaki soruya benziyor. Ökaryot yapılı olma bizim ortak özelliğimiz. Çünkü mantarlar nedir? Ökaryot canlılar içerisinde yer alıyor. Parazit beslenme bazılarında görülür, hastalık yapanlarında görülür. Çok hücreli olma hepsi çok hücreli değildir. Mesela bir mayası mantarları tek hücrelidir arkadaşlar. Bu da hepsinde ortak değil. hücrelerinde birden fazla çekirdek bulundurma. Bu da yine bazılarında görülüyor, hepsinde görülmüyor. Eşeimli ve eşeysiz üreme bazıları sadece eşeyli üreyebiliyor arkadaşlar. Bu da ortak değil ama ökaryot yapılı olma hepsinin ortak özelliğidir. Son sorumuz. Mantarların yapısında hif adı verilen ince iplikçikler bulunur. Hifler birleşerek misalyum yapılarını oluşturur. Misalyumlar toprağın, şey pardon, mantarın toprağa tutunmasını sağlar. Misalyumdan enzimler salgılanarak polimer besinler parçalanır ve oluşan monomerler emilerek alınır. Buna göre diyor hangileri doğru Şimdi bakın. Burada dışarıya enzim salgılıyor mu? Salgılıyor. Enzim salgılarken ne yapıyor bakın? Egzositoz yapıyor. Egzo ne demekti? Dış demekti değil mi? Büyük moleküllerin dışarı verilmesine biz toz diyoruz. Peki polimer besinler parçalanıyor mu? Monomer. Monomerler küçük moleküller mi? Evet. Peki monomerler nasıl alınır? İki şekilde alınır. Ya difüzyonla alınır ya da aktif taşıma ile alınır. Aktif taşıma. Burada diyor ki mantarlar egzostoz ve endostoz yapabilir. Şimdi egzostoz yaptığı doğru ama endostoz yapamaz. Neden? Çünkü endostozda yalancı ayak oluşumunun gerçekleşmesi lazım. Mantarlarda hücre çeperi bulunduğu için Hücre çeperi endostoz yani yalancı ayak oluşumuna izin vermez arkadaşlar. Dolayısıyla bunu doğru alamam. Misalyum bitkilerdeki köklere benzer görevler üstlenir. Evet arkadaşlar dikkat ederseniz monomerleri emiyor zaten. Yani topraktan besin emiyor. Dolayısıyla benzetilebilir. Doğru. Mantarların hücre dışı sindirim sistemleri gelişmiştir. Hücre dışına enzim salgılıyor mu? Salgılıyor. Yani dışarıya enzim salgılıyor. Dolayısıyla gelişmiştir diyebiliriz. Cevabımız denizli şıkkı olur arkadaşlar. 2 ve 3. Böylece bu testin de sonuna geldik. Son iki tane testimiz kaldı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.